Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca da önemli açıklamalar yaptı. Mutasyonlu virüs ve aşı konularında ayrıntılar haberimizde. Son dönemde mutasyonlu virüste görülen artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 37'ye çıktığını söyledi. Bulaşıcılığın daha fazla olduğu mutasyonlu virüsün virülasyon etkisi yani mikrobun hastalığa neden olma yeteneğisi azaldı. Son günlerde Karadeniz bölgesinde vaka sayıları oransal olarak diğer bölgelere göre daha yüksek. Peki bu durum neden kaynaklanıyor? Bakan koca Karadeniz'de vaka sayısının yüksek olması o bölgedeki il bazındaki hareketlilikten kaynaklanıyor. Düğünler, toplanmalar, cenazeler etkili oldu dedi. Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında açıklanan kademeli normalleşmenin ayrıntıları belli oldu. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. 1 Mart'tan itibaren iller 4 gruba ayrılacak. Bu gruplar iller bazında haftalık olarak açıklanacak artış ve düşüş tablosunda belirlenecek. Kısıtlamaların artırılması veya esnetilmesine ilişkin kararlarsa iki haftada bir değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Koca ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden aşılama sürecine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca o paylaşımda aşınızı yapmak için cumartesi pazar dahil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. Covid-19'a karşı zaman kaybetmeyin dedi. Bakan kocanın paylaştığı videoda sağlık çalışanlarının zor şartlar altında aşı çalışmalarını yürüttüğü görülüyor. Aşı Çok teşekkür ederim aşımı yaptınız. Bana da hizmet ettiniz.